Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Satranç Olimpiyatları bu sene Gürcistan'ın Batum kentinde düzenleniyor ve ben de bu turnuvanın sıkı takipçisiyim. Bugün 3. tur sona erdi. Amililerimiz ilk iki maçı kazanırken 3. maçta Ermenistan'la, tecrübeli Ermenistan'la karşılaştı ve 2,5-1,5 kaybettik. Yani 3 masamız berabere kaldı, 1 masamız kaybetti. Ama olsun, hiç moral bozmaya gerek yok. Gayet İyi bir turnuva götürüyoruz ve turnuvanın sonunu da çok güzel bitirebileceğimize inanıyorum ki geçtiğimiz olimpiyatlarda da 6. olmuştuk. Bakalım bu turnuva, bu olimpiyat bize neler getirecek. Ben de 3. tur ve olimpiyatlar sebebiyle sizlere bir tane çok güzel bir oyun incelemek istiyorum. Kordova ile Dink arasında, yani Peru ile Çin arasında gerçekleşen bir oyunu sizlere aktarmak istedim. Beyazlarda Perulu Cordova, siyahlarda Dink oynuyor. Umarım keyif alırsınız. At F3, G6, D4, At F6, G3, Fil G7, Fil G2, Rok, Rok ve D5. Şimdi burada C4'e C6 ile karşılık veriyor siyahlar ve At BD2'nin ardından vezir kanadında alan kazanmak adına A5 oynanmış. B3, A4 ve fil B2. Çünkü herhangi bir kırışmada artık kale boşta kalacağından dolayı fil B2 oynuyor ve aynı zamanda D4'ü kontrol etmiş oluyor. At E4, at çarpı E4, D çarpı E4 ve at E1'in ardından şimdi artık D4'e bir baskı yapılacağı çok belli. Zaten o yüzden de burada at D2 oynayamıyor. Bir şekilde D4'ü tutması lazım hem vezirle hem fille. O sebeple at E1 oynayacak ve atı C2'ye koyup D4'ü savunmaya çalışacak. At E1, C5, at C2, at C6 ve E3. Şimdi burada tabii bu fikirleri oynamadan önce ya D4'e baskısını devam ettirmeye çalışıyor siyahlar. Ama aynı zamanda E4 piyonu da boşta. Bu sebeple F5 oynuyor ve artık siyahların yapısı da sağlam. Aynı zamanda siyahların da daha fazla alanı olduğunu görüyoruz ve D4'e baskı yaptığını görüyoruz. Bu D4 önemli çünkü aslında bu oyunun da bu D4 çevresinde şekillendiğini göreceğiz birazdan. Şimdi fil C3'e vezir C7 oynuyor ve vezir C7'nin amaçlarından bir tanesi zaten kaleyi bir şekilde D8'e aktarıp bu D4'e baskı yapmak ama İlk önce hemen alabiliyor. Şöyle diyeyim. At A3 ve şimdi C çarpı D4. At B5'ten sonra vezir B8'e gitmiş. Ve şimdi E çarpı D4'ten sonra artık her ne kadar burayı 3 taş korusa da 2 taş da buraya saldırabiliyor. Çünkü at çarpı D4'ten sonra fil çarpı D4 ve kale D8'in ardından bu fili koruyabilecek herhangi bir taş yok. Ve o fil alınır vaziyette oluyor. Bu sebeple burada Perulu oyuncu biraz daha düşünmeye başladı. Düşündükten sonra burada veziri mecburen vermek zorunda olduğunu gördü. Çünkü öteki varyantlar tamamen siyahın baskılı olduğu ve bir piyon öne geçtiği varyantlar. Bu sebeple ona girmek istemedi ve fil B6 oynadı. Şimdi fil B6'dan sonra kale çarpı D1, kale A çarpı D1 ve fil E6. Fili artık bir şekilde oynaması lazım çünkü buradaki vezir fil C7'den sonra mat oluyor. Bu sebeple fil E6 oynuyor ve vezirine de en azından yer açmış oluyor. Şimdi at C7 ve şah F7. Şah F7'den sonra beyazların burada yavaş yavaş zaten üstünlüğü siyahlara bıraktığını görüyoruz ama buradaki hamle aslında hesaplamadığı bir varyanta sokuyor onu. F3. Şimdi F3 oynadıktan sonra olayın nasıl şekillendiğine biraz bakalım. Ama F3 oynamasaydı nasıl aslında durumu toparlayabilirdi ona bakalım. Şimdi F3'ten sonra kale A6 oynuyor. Kaleyi yine de bırakıyor zaten. Bırakmak zorunda aslında siyahlar. Ama A6'da bıraktıkları için at A6'dan sonra B çarpı A6 ve artık fil istekte kalıyor. Mecburen fili tutmak zorunda. C5 ve artık F3 hiçbir işe yaramıyor. Çünkü F3 aslında F2'deyken E3'ü tutan bir taştı.
Ve artık siyahlar burada E3 oynayabiliyor. Şimdi konuma bakalım. Mesela burada F3 oynamak yerine direkt ata 8 alsaydı, şimdi vezir A8'den sonra o zaman belki hazırlayıp F3 oynayabilirdi. İşte bu noktada tempo kaybetmiş oluyor ve filini korumak zorunda kalıyor. Bu sebeple F3'ten sonra aslında siyahların kazancı başlamış oluyor. Kale A6, at çarpı A6, B çarpı A6 ve C5. Şimdi E3, kale F1 ama faydasız çünkü artık F4 oynayabiliyorlar. F4. Şimdi alsa bir dert, almasa bir dert, veziri oyuna sokmuş olacak. Fil F1, G5 ve kale D3'ün ardından dinkliren burada çok güzel bir kombinezon buluyor ve F çarpı G3'ten sonra şimdi H3'e vezir F4. Artık bir şekilde F3'e baskı yapmaya çalışıyor. Bu sebeple beyazlar burada şah G2 oynamış ve şah G2'den sonra dinkliren tahtaya bakıyor ve fil çarpı H3 çakıyor. Fil çarpı H3'ten sonra beyazlar biraz düşünmüş ve oyuna devam etmek istemediğini söylemiş. Yani oyunu terk etmiş ama zaten terk etmese dahi burada en kötü ihtimalle 5 hamlede mat var. İsterseniz ilk bir şah çarpı F3, şah çarpı H3 varyantına bakalım. Eğer şah H3 alsaydı vezir H4 ve şah G2'den sonra vezir H2 mat olacaktı. Bu sebeple zaten fil alınamaz durumda ama diyelim ki şah G1 kaçtı. Bu sefer de vezir çarpı F3'ten sonra şu mat ağını görebiliriz aslında. Tabi bilgisayarda burada onu korumak için kale D2 gibi bir şey oynatıyor. Ama ona da işte E2, kale çarpı D2, fil de 4 ve devamında zaten mata gitmiş oluyor. Kale E3 mecburen, başka bir şey oynayamıyorsun zaten. Vezir B2 ve dediğimiz şah H1, vezir H2 matı oluyor. Olimpiyatlar gerçekten güzel devam ediyor ve dinkliren bize çok güzel bir oyun göstermiş oldu aslında. Umarım keyif almışsınızdır ve aşağıda koyacağım linklerden mutlaka olimpiyatı takip etmeyi unutmayın. Milli duyguları yaşamak çok güzel. Böyle bir satranç olimpiyatını yaşamak da çok güzel. Umarım yeni videolarda, yeni olimpiyat videolarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.